Bir diğer madde kardeşlerim. Peygamberler Allah Celle Celaluhu onları bize insanlara hücceti ikame etsinler ve insanların Allah'a karşı hiçbir özrü kalmasın diye göndermiştir. 7. maddeyi söylüyorum. Peygamberleri Allah insanlara hücceti ikame etsinler ve insanların Allah'a karşı hiçbir özrü kalmasın diye göndermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için Nisa suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Daha doğrusu bütün peygamberler için. Rusulen mubeşşirine ve munzirine. Peygamberler gönderdik ve bu peygamberler insanları müjdelerler ve insanları uyarırlar. Niçin? Li alla yekuna lin-nasi ala Allahi hujjatun ba'da Ta ki rasullerden sonra insanların Allah'a sunacakları bir özürleri kalmasın diye. Yani Resul niye geliyor bize? Aslında ben Allah'a ulaşmak için benim bir fıtratım var zaten. Allah azze ve celle beni tevhid fıtratı üzere yaratmıştır. Öyle diyor peygambere. Fa aqim lid-dini hanife fıtrat Allahi lleti nase aleyha. Yüzünü Allah'a dön. Tevhidle, ubudiyetle yüzünü Rabbine dön, yüzünü Allah'a dön. Bu yüzünü Allah'a dönme işi Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtrattır. Tevhid Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtrattır. E Allah bana akıl vermiş. Yeryüzüne bir sürü kevni delil yaratmış. Yani ben şu peçeteyi bile gördüğümde biliyorum ki eğer bu peçete varsa bu peçeteyi yapan bir usta vardır. Bu peçeteyi biri getirip benim önüme koymuşsa, bir hizmette bulunmuşsa benim bu kardeşime teşekkür etmem lazım. Bunu bilmek için din bilgisine ihtiyaç var mı kardeşlerim? Aklım varsa, e, fıtratını bozmamışsan eğer bu peçeteyi gördüğün anda bunu yapan birinin olduğunu ve buna bir teşekkürü hak ettiğini, bir bunun bir mu mukabilinde bir ücret vermen gerektiğini veya teşekkür etmen gerektiğini bilirsin. E ben başımı kaldırıp yeryüzüne baktığımda başımı kaldırmama da gerek yok. Kendim varım zaten. Benim varlığım yeter bir ayet. Dönüp kendime baktığımda bir yaratıcının olduğunu ve bana verdiği bu nimetlerden ötürü benim ona kulluk etmem gerektiğini, ona teşekkür etmem gerektiğini bilmem için de çok fazla bilgiye gerek yok. Mücerret akıl ile bunu bilmek, bunu anlamak yeterlidir. Ama Allah kullarına olan merhametinden ötürü Allah bize peygamberler gönderdi ki Allah'a karşı sunacak özrümüz olmasın. Yani Yarın kıyamet gününde hiç kimsenin, ya Rabbi ben bilmiyordum, ya Rabbi ben duymadım, sen bize bir elçi göndermiş olsaydın biz müminlerden olurduk Kasa suresinde olduğu gibi ama sen bize bir elçi göndermediğin için biz müminlerden olamadık demesinler diye Allah Azze ve Celle bütün insanlığa peygamberler göndermiştir. Ama maalesef kardeşlerim peygamberlere iman ettiğini söyleyen insanlar, peygamberler bu vazifesini yerine getirmemiş gibi yaşıyorlar. Peygamberler bu vazifesini yerine getirmemiş gibi konuşuyorlar. Yani mesela diyelim ki bir İslami bir konu konuşulduğu zaman şöyle sözleri çok duyarsınız veya okursunuz. <laughs> bu adam mazurdur. Neden dolayı mazurdur? Çünkü ona hüccetin ikame edilmesi lazım. Yani yaptığı şeyin şirk olduğunun, yaptığı şeyin yanlış olduğunun kendisine anlatılması lazım. Ondan sonra artık mazereti ortadan kalkar. Oysa Allah ne demişti? rusulen mubeşşirine ve munzirine li alla yekuna lin nasi ala Allah hucetun ba'de Allah peygamberler gönderdi. Bu peygamberlerle Allah Celle Celaluhu insanları müjdeledi. Bu peygamberlerle Allah Celle Celaluhu insanları uyardı. Neden? İnsanların Allah'a karşı sunacakları bir mazeretleri kalmasın diye Allah Celle Celaluhu onlara peygamber gönderdi. işimi sen peygamberin geldiğine inanıyorsan Beş vakit minarelerden eşhedü enne Muhammeden Rasulullah dendiğinde sen insanların Muhammed Mustafa'nın bir peygamber olduğunu, bunun bir davetinin bir risaleti olduğunu ikrar ediyorsan ve ondan sonra da diyorsan ki bu insanlar bilmiyorlar, bu insanlar mazurdur. O zaman sen peygamberin vazifesini yerine getirmediğine inanıyorsun. Veya bunun farkında bile değilsin. Yani söylemiş olduğun sözün hangi anlama geldiğinin farkında bile değilsin. Oysa Allah peygamberler göndermiştir. Bu peygamberler görevlerini en güzel şekilde yerine getirmiştir. Ve Allah onların görevlerini yaptıklarına dair onlara şahitlikte bulunmuştur. Ayrıca peygamber veda hacında bütün ümmetinden de bu şahitliği almıştır. Yani sahabe bizim adımıza da şahitlik etmiştir. Ulaştırdın mı? Ulaştırdın mı? Ulaştırdın mı? Şahit misiniz dedi. Biz şahidiz ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamberimizin görevini yerine getirdiğine dair şahitlikte bulundular. Ama maalesef dediğim gibi sanki peygamber gelmemiş. Daha Allah'ın göndereceği bazı peygamberler varmış sanki bir fetret dönemi yaşanıyormuş gibi bazı insanlar peygamberlerin bu vazifesini yerine getirilmemiş gibi konuşabiliyorlar.